Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan olayları bir soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlama sistemiyle verdiği soru önergesinde Gezi Parkı'ndaki gösteriye yönelik müdahale emrini kimin verdiğini ve polise verilen talimatın tam olarak ne olduğunu sordu. Sezgin Tanrıkulu, Gezi Parkı'nda 31 Mayıs günü kaç kişi yaralanmıştır? Bu yaralanmaların kaçı gaz bombası kapsülünden meydana gelmiştir? Sorularını da sadece güvenilir kaynaklara itibar etmeden düşünüyor, gazlıyor. Özellikle muhalefet partilerine çatışmayı, öfkeyi, nefreti kışkırtan, gerilimi tırmandıran, çünkü olayın kalp kısmını unutuyorsunuz diye. Hadi baba. Duydun mu acaba? Olayın kalp boyutu da var. Orayı es geçiyorsun. Gezi Parkı direnişi sadece Taksim'in son ağaçlarına sahip çıkma mücadelesi değil. Gezi Parkı direnişi rant uğruna bu ülkenin varını yoğunu harcamaya ahdetmiş bir anlayışa karşı koyma mücadelesi. O kafa ülkenin bir ucunda 3-5 iş adamı ticaret merkezi yapacak diye masum bir kuruluğa göz dikerken 1300 kilometre ötedeki öbür uçta bir şirket maden çıkarıp zengin olacak diye yer kürenin en güzel ormanlarından birini katletmeye, dağları oyup vadileri çiçeklerle, dereleri balıklarla, anılarla birlikte kurutmaya hazırlanıyor. Her partiden Artvin'le 30 yıldır yılmadan sürdürdüğü direniş.